Hoş geldin. Merhaba, nasılsın Esra'cığım? İyiyim, sen nasılsın? Ben daima çok çok iyiyim ve seni de burada gördüm, çok sevindim. Teşekkür ederim. Ve Kar Beyaz bir klasik olacak, ona çok inanın. Çok güzel klasik bir şarkı. Klasik olacak. Bence birazcık ben de ağladım, gözlerim böyle çok şeyim, böyle... Evet. Michael, ben şimdi seninle ilk tanıştığımda gerçekten çok şaşırdım. Neden dersen, sen Türk değilsin ama bizi çok seven bir insansın. Ve bizim güldüğümüz, bizim ağladığımız şeylere bizlerden çok daha fazla tepki gösteriyorsun, onları içinde hissediyorsun. Bu nasıl oluyor? Ne kadar içten bir insansın sen? Böyleyim. Belki büyük küçük demeyeceğim ama bir sanatkar böyledir. Çok hassas. Herkese evet. Çok çok hassastır. Ben bundan evvel bir şey daha söylemek istiyorum Esra'cığım. Ben burada bütün tüm ATV arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Temizleyicilerden, şoförlerden, yönetmenler, herkese. Ben her girişte ATV Sabahleyin büyük bir sevgiyle karşılaşıyorum. Valla büyük bir heyecanla ve böyle bir sevgi hissetmek çok büyük bir şeydir. Hepinize çok teşekkürler. Biz de seni çok seviyoruz, inan. Gerçekten öyle mi? Biraz önce ben de konuştum da bütün arkadaşlar, herkes çok güzel, çok çok güzel şeyler konuşuyor. Yani ben de ilk geldim, senin programına da geldim. Programı ne kadar sıcak değil mi? Çok güzel. Ben çok seviyorum ilk geldim, programını. Şimdi, daha önce görmüştüm tabii ama yani tabii haliyle ilk geldim falan, daha tanışmıyoruz. Çok güzel sevgili Michael geldi, bizi oturtturdu oraya, konuştu uzun uzun, dertleşti, anlattı her şeyi, hiç en uzaklısına kadar hiçbir sorun yok, tamamen her şey mükemmeldir diye. Teşekkür ederiz. Gerçekten herkes çok çok iyi konuşuyor ve çok çok güzel şeyler oluyor zaten. Evet. Bir nokta var bizim show'da. Bizim Michael Show'un dünyada örneği yok. Tek bir sebepten, bir insanın tamamen tanımadığı bir ülke gelmesi, evet, ve orada bir talk show yapması. Şimdi çok cesaret olduğumu anladım. Böyle bir şey. Ben bir saat içinde seni tanımıyorum ve bir saat içinde ahbap gidiyorsun evinde. Ve bak bu, yani bu provası yok. Biliyorsun, evet, kalpten, evet, anlattıklarım bunlar çok güzel. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim seninle dostluğumuz da aynen bu şekilde oldu değil mi? Burada tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Sen 100. programımıza geldin. Ben Esra'yı görmeden olmuyor ki. Birinci daha girişti makyajdan evvel. Esra. Ah, rahat ediyorum. Barbaros nasıl, iyi mi? İyi. Bizim Barbaros. İyi, teşekkür ediyorum. Şimdi senin A'dan Z'ye programı izleyiciler için yaptığın yemeği hemen izleyelim. Aa, hemen pişiriyorum görelim. Onu biliyor bakalım mu izleyiciler? Bakalım bizim için neler neler yapmışsın. Sonra senin özelliklerine, senin Türkiye'yi nasıl algıladığın konularına geçeceğiz. Ve sevgili izleyiciler, Michael'la ilgili çok özel görüntüler de programımızda yer alacak. Yemek bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü aşçımız bizim aşçımız, canımız Michael'ımız bizim Michael. Ama öyle herkes gibi yemeğini mutfağında değil, Etiler'deki Damario restoranda yapıyor. Aa, bakayım ben burada. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasılsınız? Bugün müsaadenizle bir şey pişireceğim. Tabii. Haftada tamam. Bir iki kez gelip bunları pişiriyoruz. Çok güzel oluyor. Çok teşekkürler. Böyle video sahada sırada geliyorum. Bir şey pişireceğiz. Bugün çok kolay sevdiğim bir şey pişireceğiz. Spaghetti ya da arabiyata. Tamam, işte. Arabiyata neydi? İtalyanca şeydi. Acı. 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 Evet. Evet. İtalyanca nasıl dedim? Küskün, üzgün. Birisi kızıyor ya. Kızan arabiyata. O arabiyata denir. Onu tabii bazı şeyleri hazırladık. Çünkü yoksa iki gün sürer. Yarım şeyler hazırladık. Hemen çocuklar başlayalım, evet, değil mi? Grand Prix yarışına çıkar gibi hazırlıyorlar Michael'ı. Takım çalışması diye buna derler. Bazen haftada bir iki geliyorum, böyle pişiriyoruz. İtalyan arkadaşımız da tatilde. Neydi? Giovanni değil. Luca. Luca. Luca tatilde. Vakansa. Bravo. Ciao Luca. Diyelim Luca'ya. Ciao. Ciao. O gelecek. Üzülecek tabii, bu programda bulunmuyor ama hemen pişiriyoruz, tamam mı? Luca üzülecek ama yine de işimize bakalım. Makarnayı kaynar suya koyalım. Bundan, bu sarımsak veya karışık. Bunu devreden. Ben normalde bir iki kaşık atıyorum, sen? Bir kaşık atıyor. Bir kaşık atıyor mu? Tamam, o zaman daha güzel böyle sarımsağı da tutalım böyle. Bir de birazcık daha atacağım. Ben böyle çok şeyim sarımsakla. Cömert. Biberi de, evet, bunu da kullandık. Biraz biber. Nasıl bu, bunun adı Türkçe? Peperoncino. Çok çok şey. Ne kadar atalım? Bu kadardık. Yetiyor. Benim biraz daha cömertim şeyle. Çok acı olacak.
Bizim Michael'a bakar mısınız? 40 yıllık aşçı gibi. Nasıl derler? Bravissimo yani. Birazcık maydanoz böyle. Herkes pişirmek kolay zannediyor. Çok çok kompleks bir show gibi. Ne kadar daha iyi hazırlanırsan o zaman daha yemekler daha kolay ve daha güzel oluyor değil mi? Şimdi şovumuza biraz salça döküyoruz. Esra'cığım bunları senin için de pişiriyoruz. Belki daha sonra gelip bizimle yersin. O kadar çalışıyorsun sen de. Çok 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 çalışıyorsun ama sen bir tanesin. Ben de seni herkes gibi seviyorum. Onu biliyorsun zaten. Esra, bizim A'dan Z'ye program çok güzel ve bütün Türkiye o saatlerde oturup seyrediyor programı. Çünkü A'dan Z'ye kadar mevzular var. Programın içeriğini detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Esra'ya çaktırmadan serenat var, onu da fark ettik ha. Şimdi herkes makarnaya sos döker. Bizim Michael'da biraz lazlık var, sosa makarna döker. İyice karıştırıyor. İşte oldu. Parmacanı her yere böyle dağıtıyoruz. Bütün tadını alsın diye. Sabri, 25 via. O Michael mükemmel oldu. Güzel oldu, evet. Galiba bizim Michael çift kişilikli. Aşçı olarak yemeği yaptı, sonra müşteri kılığına girip yemeye başladı. Bunun usulü var ama çok az tutman gerekiyor. Böyle değil, çok az. Tutabilirsen bir balık tutma gibi böyle 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 böyle. Böyle 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 ve büyük ağzına böyle ha. Kim hazırladı bunu? Ne güzel. Biz demedik mi? Kendi yaptığını hatırlamıyorum. Spagetti arabiyata. Spagetti sarımsak, domates maydanoz, parmacan. Ciao. Bravo herkese. Ne güzel hazırladınız onu. Çok ilginç bir nokta var burada. Hepimiz yapmışsın. Evde yaptığımız makarna falan onu yapıyoruz. Ve sonra sosu ayrı koyuyoruz. Bizim şef, bizim de Mario'da şey nedir o? Tava mı diyorsunuz? Tavanın sosu evvela, sonra spagettiyi karıştırıyor güzelce, oturuyor bir dakika. Sonra hep beraber çok güzel oluyor. Aa, ben hiç böyle bir şey duymamıştım. Çok, çok canımız istedi. Ben zaten lokantaya gittiğimde ben dedim Michael geldiğini söyle biraz ekstra veriyorlar. Çok büyük olduğum için biraz daha yiyorum. Çok az koyuyorlar normalde lokantalarda. Tabak böyle geliyor, fiyatlar da böyle ama yemek... Bazen arıyorsun o küçük, bu lokantada değil ama çok yerlerde diyorum aa... Bir fasulye iki tane neydi öleblebi? 10 milyon. Daha mahalleye gidiyorum ben şeye, İmraniye, başka yerlere gidiyorum. İmraniye dedim bir sebebim var, çok komik. Unutmadan. Benim çok sevdiğim kapıcı, benim binadaki kapıcı kardeşim Osman. Dedik geçen gün beni çok güldürdü ve sevindirdi. Michael abi diyor, buna da çok hoşuma gidiyor. Diyor Michael abi diyor. İmraniye'de çok seviyorlar seni herkes. Dedim İmraniye'de, nerede olduğunu bilmiyordum. Dedim şimdi bir kuru fasulye yemeye geliyorum. Çok seviyorum onları. Hı-hı. İnsanlar çok güzel, her yerde. Sana bağlı. Evet, evet. Sana şimdi bağlı, sen çok böyle, doğru söylüyorsun. Tabii, sana bağlı. Ve benim denemek istediğim hayatta daima o köprüyü bulmak. Hem böyle bir lüks lokantaya girebilmek, rahat etmek, hangi şarabı içebilmek çok medeni güzel. Ve aynı anda değişik kılıfla gidip bir mahallede oturup bir küçük kuru fasulye yemek benim için çok normal. Aynı bazı insanlar bu transiti yapamıyor. Kesinlikle. Yani ben de bunu çok seviyorum. Yani değil mi? Evde çok seviyorum. Ama salaşı da aynı şekilde çok çok seviyorum. Yani ne olacak onun tadı ki? Başka. Değil mi? Ve asla bana diyorlar bu çöpçüyle ne konuşur? Çünkü ben herkesle konuşuyorum. Diyorum bir dakika, o çöpçü ben olabilirdim ya da o herkes şoför hepimiz sonuçta, 10 saniye insan. Daha da olsaydım ya 10 saniye sonra zaten bugünkü durum yarın da belki olamaz. Biz İngilizce bunu deriz, yolu çıkınca yukarıya daima yoldaki insanları unutma çünkü aşağı inince belki onlara rastlarsın. Doğru. Daima doğru. Güzel ol herkese. Bu arada köprüyü bulmak lazım dedin. İstanbul trafiğiyle aran nasıl diye soracağım. Ama o konuya da geçmeden önce senin yaptığın çalışmalardan biz çok güzel görüntüler hazırladık. Az teyplerim var burada ama. Bakalım onlar nelermiş. Sen bize tabii ki biz izlerken açıklamalar da yapacaksın. Şimdi onları izlemeye başlıyoruz. Konuşabilir miyim? So listen very carefully.
We're making my famous cheese and herb sauce. Now, when I snap my fingers, you'll forget everything I've just told you. Son 5-6 senede bu bütün Avrupa'da benim 30 küsur reklam tamamladım. Ve bu en son kampanya bütün İngiltere'de ve Avrupa'da bayağı büyük bir sükse. Bu Knorr diyebilirim belki ama bilmiyorum. Diyebilir miyim? Diyebilirsin. Çorbaların hem fikri yazdım hem de çıktım. Bir Fransız yarattım. İngiltere için ilginç. Hem kendisi Fransız. İngilizce Fransız şivesiyle konuşuyor. He speaks English with a French accent. You know it's wonderful. Hoşlarına gitti. O kadar tutuldu ki, aa bak bu kısa bir filmde bir ödül aldı bu film. Ben adımı bile unuttum bu filmde. Mario, sevgilim var ve bir lokanta sahibim ama annemin bir obsesyonu var. Hep dine, din istiyor. Her yerde haçlar, maçlar. Benim tabii hoşuma gitmiyor. Her yere onları takıyor, bunu da istiyor. Ama yine çalıştırıyoruz, çok güzel. Burada ne oluyor? Burada sevişiyoruz zannediyorum. Ve çok komikti bu kız. Aa bu... Bu haftada bir pilot yaptı. Haftada bir ben İngiltere'de ve Avrupa'da videolar çok şeydir. Nasıl denir? Herkes gidip alıyor video kütüphanede. Ben haftada bir haftanın çıkan yeni videoları, filmleri anlatıyorum. En burada beğenilen, yeni çıkan ben, şeyleri benim için beğenilen şeyleri anlatıyorum. Çekil. Ama ben o filmin, diyelim İtalyan filmse o şiveyi alıyorum üzerime. O karaktere giriyorum diyorum. Diyelim İtalyansa diyorum, çok wonderful film, it's very good, böyle atıyorum. Ve çok tutulan bir şey, bunu birkaç program yaptık ve aynı zamanda sanki işçiler var orada. Burada dönüyoruz, yine sevgilim hep şikayet ediyor tabii normal annemden. Buradaki gelin kaynana var ya, hiç yapacağını bilmiyor adamcağız. Annesine mi hak versin, geline mi? Sonunda kaçıyor arkadaşları, içkiye atılıyor. They all live happily after, Bruno Pizzeria diyor. Buna çok küçük örneklerimiz var tabii, getiremedik. Çok uluslararası filmlere de çıktım. Roller alıyorum sonra. Bir hırs girdi, bilmiyorum. Bir noktada son 3-4 senede, 3 sene evvel eşimi kaybettim, vefat etti. Ve o noktadan sanki ona borçluyum gibi, sağ ol. Çok ilginç bir, çok kötü bir nokta hayatında. Benim için yani ben intihar bile düşündüm ve maddi durumum çok mükemmel olduğuna rağmen... Ama sonra bir ışık geliyor hayatına. Ertesi gün uyanıp derin bir nefes alıyorsun. Yine devam ediyorsun hayata ve diyorsun o insana borçluyum. O bana çok inandı. Ben bir star, bütün Avrupa'da değil her yerde gittiğimde. Güzel şeyler yapmak zorundayım diye düşünüyorsun. Ülkelerde. Şimdi İngiltere, Avrupa'da bir reklamlar yıldızıyım. Burada bilmiyorum bir talk showcu. Gelecek Hollywood'da bir film yapacağım. Yani bir Türk, İngiliz bir koprodüksiyon yazıyorum şu anda bir film. ATV çok sevdiler. Ve bunu belki bir dizi, bir film ve bu film Türkiye birinci Oscar'ı getirecek. İnşallah. İnşallah. Bir de haberler diyeceğiz. Michael, sana çok teşekkür ediyoruz. Bu arada haberler demeden önce çok hızlı bir şekilde bu akşam bizim Michael'da hangi konuklar olduğunu söyler misin? Murat Göğebakan, Küçük Onur, evet. Aslı ve bizim kim daha geliyor? Esin Uzel, bizim evet. Ve ben. Ve sen her zaman olduğu gibi. Saat kaçta onu da söyle. 11.55 normalde. 11.55'te bizim yani, Michael'da bu ünlü sanatçıları ve tabii ki Michael'ı izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdi haberler, ondan sonra A'dan Z'ye programı devam edecek. Sana çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol.